Türkiye'de cami hutbelerinde, cami kürsülerinde hiçbir müfti, hiçbir imam, hiçbir vaizin okuyamayacağı ve anlatamayacağı 23 tane ayet vardır. Yasak. Erkek sen oku bakayım. Niçin yasaklandı bu ayet-i kerimeler ve niçin yasak? Peki ne yasak değil? Değerli Müslümanlar, namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, tam bitti. İşte Müslümanlık bu. Peki siz Türkiye'nin camilerinde, hutbelerde, vaazlarda tağutu inkar etme diye bir ayet duydunuz mu arkadaşlar? Ben 6 sene imamlık yaptım. 20 sene önce. 6 sene boyunca böyle bir hutbe ne duydum, ne gördüm, ne şahit oldum. Peki siz şöyle bir ayet anlatan imam gördünüz mü? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ayetlerini anlatan hangi hocayı gördünüz camilerde? Bunların tamamı yasak. Pekala, cihat ayet kerimesi. Siz cihat ayetini bütün teferruatına göre anlatan bir tane hoca gördünüz mü? Ben görmedim. Şunları anlattılar bize 70 sene boyunca. Siz cihat deyince Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olması için yapılan mücadelenin adıdır diye bir şey göremezsiniz. Hiçbir imamın ve müftünün, hiçbir vaizin ağzında bugün Türkiye'de Allah'ın kanunları geçerli değildir. Bu kanunların değişmesi lazımdır, Allah hükmetmelidir diye bir şey göremezsiniz. Yusuf suresinin 40. ayet kelimesi yasaktır. İnil hükmü illa lillah, kanun koymak sadece Allah'a aittir, Mustafa Kemal'e ait değildir diye bir konuşmacı göremezsiniz. Ele lehul halku vel emru ayet kelimesini okuyan bir tane hoca göremezsiniz. Dikkat edin, yaratmakta, yönetmek de Allah'a aittir diyor Kur'an. Yaratmakta, yönetmek de. Böyle bir ayet okuyamazlar, adamın dilini keserler. 650'de tabi devlet memurusun sen. Bitti. Devlet niye hocalara maaş veriyor? Siz bu devletin kanunları beğenmeyin, şeriat sistemi gelsin diye mi veriyor? Hayır, selah okutmak için veriyor. Cuma namazları kıldırsın diye veriyor. Cenaze mevlüt okusun diye veriyor. Siz zannediyor musunuz ki camilerde cihat talimatı oluyor yaz tatillerinde? Bir gencin, mesela Diriliş diye bir film var değil mi? Ertuğrul Gazi değil mi? Çocuğuna cihat nasıl yapılır? Niçin buraları biz fethediyoruz? Amacımız ne? İşliyor. Ama biz camide çocuklarımıza İslam nasıl yeryüzüne hakim olur? Kur'an ve sünnet nasıl hakim olur? Aşılayamıyoruz. Yasak camide bunu yapamazsın. Nerede yapacaksın? Başka yerde yok. Tamam, o zaman dolayısıyla her tarafta yasak. Devletin çizmiş olduğu bir din anlayışı var. Diyanetin kabul ettiği bir din anlayışı var. Bu anlayışa göre sen varsan varsın, yoksa yoksun kardeşim. Allah'ın istediği şekilde insanlara din anlat, bir dakika sana vaaz ettirmezler. Ben yaşadım. Meram Müftülüğü'nde, Konya Meram Müftülüğü'nde imamlık yaparken müftü denen Belam'ın bana aynen söylediği şey şuydu. Bak evladım, sen bizi değiştiremezsin ama biz seni değiştiririz. Biz bir devletiz, sen bir fertsin. Niye hocam dedim, suçun ne, kabahatin ne, hayırdır? Ne yaptım ki ben yani? Ne yaptım dedim hocam ben, yani ne oldu ki? Ulan dedi, bana numara yapma. Ben kaç haftadır murakip gönderiyorum sana. Müfettiş gönderiyorum sana. Sen cami, cumalarda bir tane bile devletin verdiği hutbeyi okumuyorsun dedi. Ha öyle mi dedim, şu mevzu yani. Böyle açıkça konuşsana. En başta söylemiyor. Sana soruyorum dedim bir müftü olarak. Sen bana kaç haftadan, hangi haftadan bahsediyorsan bahset, fark etmez. Hangi hafta Filistin'deki kulu kırılan Müslüman çocuklara anlattırma hutbesi gönderdin de ben okumadım? O zaman üniversitede başörtülü kızların sorunları zirvedeydi. Hangi üniversiteli kızın sırf inancından dolayı, başörtüsünden dolayı okula alınmadığı ile ilgili hutbe gönderdin de okumadın? Hangi hutbede Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olması lazım, Allah hükmeden olması lazım, nasıl o yaratansa aynı zamanda hükmedendir dedim de okumadım, ey müftü dedim. Anladım dedi. Çıkabilirsin dedi. Bir hafta sonra bir mektup geldi, sürgün. Kur'an'ın her bir kelimesi hayata geçirilmeye çalışıldığı zaman Kur'an gerçek manada Kur'an olur. Gerçekten ayetlerin inme sebebi ortaya çıkar. Ama bunu istemiyorlar. Kur'an hikaye kitabı, mevlüt kitabı olarak kalsın istiyorlar.